Türkiye Nereden Tekrar Merhaba. Türkiye'ye konuşmaya devam ediyoruz. Çok önemli bir konumuz var. Konumuz Sezgin Baran Korkmaz ve Halk TV'nin büyük bir gazetecilik başarısı bence, yayıncılık başarısı. Sezgin Baran, şey, Veys Ateş'te yapılan röportaj ve Sezgin Baran Korkmaz'ın yaptığı bağlantı. Aslında benim konuşmak sevdiğim daha çok bir gazetecinin içinde bulunduğu ruh hali çok kötü bir tablo. Yani nasıl bir insan bu duruma kendini düşürür? Yani izlerken e, mesleğim adına acı çektim, utandım diyebilirim. İsmail Saymaz çok yerinde, çok düzgün, çok e, önemli sorular sordu. aktif ve önemli bir görevi yerine getirdi. Yani Veys Ateş hiç konuşmasaydı daha mı iyi olurdu? Ama Veys Ateş çıktı ve konuştu, sorulara cevap verdi. Çünkü bir objeydi o, bir haber objesi. Ve o haber objesini konuşturmak da bir meslek başarısıdır. Şimdi ama başka bir şeye biz bakalım. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz Veys Ateş'te konuşurken Veys Ateş'in bir psikolojisi var. içinde bulunduğu bir ruh hali var. Allah kimseye yaşatmasın. Çok samimi söylüyorum. O görüntüye bir bakalım. Önce dün akşam Sezgin Baran Korkmaz, İsmail Saymaz'a Reis Ateş'le ilgili bir şeyler anlatırken bakın Reis Ateş'in suratı hangi halden, hangi hale giriyordu ve bize ne anlatıyordu o ifadeler? Bir görelim. dikkat edin yüzündeki ifadelere bakın dinliyor ve e, yani savuşturmaya çalışıyor altında kalmamaya çalışıyor ama sıkıntı çok büyük derdi çok büyük yani bir şey diyemiyor alçak diyor adam cevap veremiyorsunuz ya yani, böyle bir şey var mı bakın ifadeler bunlar yani e, anlaşılır gibi değil ya yani insanlar için önemli olan onur ve şahsiyettir. Yani böyle bir duruma düşmeyi ben hiç bir meslek erbabı için düşünmek bile istemiyorum, aklıma bile getirmek istemiyorum. Çok ağır, çok zor bir tablo. Ama bizi ilgilendiren tarafı bunun Sezgin Baran Korkmaz ismi. Bakın Sezgin Baran Korkmaz ismini ben yaklaşık iki yıl önce duydum bir gazeteci olarak ve bunu bana söyleyen bir masak, polis memuruydu. Böyle bir adam var dedi. Karanlık, çok e, puslu bir adam. Ne yaptığı konusunda çok fazla detay vermedi ama bunu söyledi. Ben de bir milletvekiline gittim ve Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bana bilgi vermesini istedim. Önemli bir milletvekili. Kim bu adam dedim. O da beni avukatına yönlendirdi. Avukatına gittim. Adını veremem. Kimdir bu Sezgin Baran Korkmaz dedim. Niye bu kadar çok adı geçiyor? İki yıl önce. Dediler ki, avukatı bana bilgi verdi, biraz anlattı. Ee, avukatı İstanbul'da. Ve verdiği bilgileri alt alta koydum, topladım, böldüm, çarptım, çıkardım. Anladım ki bu adam tehlikeli bir adam. Amerika ilişkileri, bu e, piyasadaki e, büyük balina olması, yani zorda olan şirketleri alıp bunları parlatıp tekrar satması ve bu zorda olan şirketleri çöketmek, ele geçirmek için farklı yöntemler kullanması, çok farklı iş boyutları var. Kara para, para aklama, bu tür şeylerle ilgili önüme bir bilanço çıktı. Ama Sezgin Baran korkmazdı, röportaj yapabilme ya da konuşma şansını elde etmedim. Aklıma da gelmedi. Yani şöyle düşünmedim de, kirli bir adam. Nerede olduğunu da bilmiyordum. Ondan sonra bu olaylar son... 3 ayda 4 ayda yoğunlaşmaya başladı. En son önümüze bir profil çıktı. Sezgin Baran Korkmaz profili. Ve bir gazeteci arkadaşımızla ilgili yani meslektaşımız desem ayıp mı olur bu mesleğe bilmiyorum ama bir gazeteci olduğunu iddia eden bir arkadaşımız bir Veysat Eşin bir klik ya da lobi kendi tabiriyle söylüyorum ben bunları iddia etmiyorum bir klik ya da lobi aracılığıyla zor durumda olan kara para aklayıcısı Sezgin Baran Korkmaz'ı bir araya getirme, sorunlarını çözme çağrısı ve bundan para kazanma işi. Tabii bu klik lobi Ankara'da kim? Hangi bakanlık? Kimler var? Nereye kadar uzanıyor? 10 milyon euro para istenmiş. Kim için istendi bu para? Kimin adına istendi? Kime verilecekti bu para? Bloke çek olarak istenmiş. Kim verecekti bu çeki? Bu çeki kim elinde tutacaktı? Arada kalsa bile kimin adına hareket ediyordu Veys Ateş? Bunlar havada ve yanıtsız kaldı. Çünkü bu konuda ne Sezgin Baran Korkmaz ne Veys Ateş tek kelime etmedi. Ee, bu arada konuğum Fikret Bila da var gazeteci. Ona da bir iyi akşamlar diyelim. Sayın Bila iyi akşamlar. İyi akşamlar sevgili Fatih. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. Bir, i̇ki dakika sonra sana döneceğim e, Sayın Bila. Çünkü Sayın Milletvekilim'de Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili enteresan kulis bilgileri var. Şimdi siz de bu konu üzerinde çalıştınız. Bilgi topladınız. Dün şeyi izlediniz. Haksı o çok ses getiren yayını. Nedir sizin görüşünüz? Yani bu adam nasıl bu kadar rahat hareket edebilen Türkiye'de bakanlara, Cumhurbaşkanı'na ve Cumhurbaşkanı'nın yakınlarına çok rahat ulaşabilen bir insandı. Hem size fotoğraflar da var. Göstereceksiniz şimdi. Kim bu adam? Fatih Bey, bakın e, Sedat Peker suç örgütü lideri Sezgin Baran hakkında, Korkmaz hakkında bir dokuzuncu e, videoda açıklamalarda bulunmasaydı şu anda bir yargı skandalını, bir basın tarihinin en büyük skandallarından birisini kimse öğrenemeyecekti. Doğru. Çok ilginçtir. Bunu, çürüme çok büyük. Çürüme çok büyük. Devlet yönetilemiyor. Yönetilemediği için çürüme her alanda var. Yargıda var, e, basında var, medyada var, e, eğitimde, sağlıkta var. Ama bu çürüme SBK Holding denilen Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki ilişkilerinde hem yargı açısından hem de basın açısından büyük skandallarla e, durumda. Buyurun anlatın. Şimdi burada Utah'ta Amerika'da Kingston kardeşler var. Bu Kingston kardeşler ve TC vatandaşı olan Lev Aslan Dermen 2013 ve 18 yılları arasında Amerika'da biyodizel yakıt üretiyoruz diyerek Amerika Birleşik Devletleri hazinesinden 511 milyon dolar teşvik almışlar. Ama ilginç bir şey var. Aslında 2013'te bunlar üretimi son vermişler. Amerikan Hazinesi 2018'e kadar hayali ihracatı yaparak dolandırdıklarından dolayı soruşturma açmış. 2018 yılında soruşturma açmış, gizli bir soruşturma açmış. Sezgin Baran Korkmaz'ın ortağı bunlar değil mi? Tabii. Bunlar da, bunlar da Sezgin, Baran Korkmaz'ın ortakları Türkiye'de kara paranın aklanmasını sağlayan bir e, yapı Amerika Birleşik Devletleri 1918'e e, soruşturma